AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Sayın AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından medeniyetimizi yaşatan dünyayla yarışan şehirler mottosuyla hazırlanan belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erol Kaya'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen.
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, öncelikle belediye başkanlarımız istişare ve değerlendirme toplantısına Genel Merkez Yerel Birimi olarak hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bugünkü toplantımızın amacı belediyelerimizin çalışmalarının değerlendirilmesinin yapılması, başkanlarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, belediyelerimizin merkezi hükümetten beklentilerinin tespit edilmesi ve genel merkezi olarak belediyelerimizin şehirlerimize bakışı, seçim vaatlerini yerine getirip getirmedikleri, belediye yönetimlerimizin kamuoyundaki algıları hususlarını istişare etmek. Yine bugün ayrıca belediyelerimiz arasında gerçekleştirdiğimiz proje yarışmasının ödüllerini vereceğiz. Büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve belde belediyelerimizin katıldıkları proje yarışmasında ödül alan 35 belediyemizin ödüllerini takdim etmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, bugünkü toplantımıza AK Partili 884 belediye başkanımız, 37 il genel meclisi başkanımız ve 81 il yerel yönetimler başkan yardımcımız katıldılar. Türkiye'deki belediyelerin rakamlarına baktığımızda şunları söylemek mümkündür. 1397 belediyemiz var. Bunun 884'ü AK Partili. 81 il genel meclisi başkanımız var. Bunun da 37'si AK Partili. Ve yaklaşık 21 bin meclis üyesinin de 11.500'ü AK Partili meclis üyesidir. Türkiye'deki belediyelerin mali büyüklüklerine baktığımızda ise belediyelerimizin hakikaten Türkiye'nin mali gücü olarak da önemli bir yer işgal ettiğini ifade etmemiz mümkün. Yaklaşık Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin %20'si kadar bir kaynak kullanmakta belediyelerimiz. 2016 yılında belediyelerimizin toplam gelirleri 109 milyar ve giderleri ise 121 milyar şeklindedir. 2016 yılı yatırımları da yaklaşık 42 milyardır ki bu da Türkiye'de kalkınmada yerel yönetimlerin önemli bir yer işgal ettiğini ifade etmemiz mümkün. AK Parti hükümetlerinin yerel yönetimlere bakışına baktığımızda kanun düzenlemelerine girecek değilim ama bir sadece örnek vermek istiyorum, o da mali destektir. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yerel yönetimlere, bütün Türkiye'deki yerel yönetimlere aktardıkları kaynak 4.7 milyardır. 2006 yılında bu rakam 10.9 milyara, 2016 yılında ise 52 milyara ulaşmıştır. Bir başka şekliyle ifade etsek, gayri safi milli hasılaya oranı 2002 yılında %1.32 iken 2006'da 1.38'e, 2016 ise %2.01'e ulaşmıştır. Bu destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanım başta zatenleriniz olmak üzere Sayın Başbakanımıza, hükümetlerimize ve bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin siyasette şehre ve topluma bakışları ve sundukları hizmetleri ifade edecek olursak, özellikle yerel yönetimlerin siyasetteki başarısı ulusal başarıyı etkilediğini ve doğrudan desteklediğini ifade etmeniz mümkündür. Ve ulusaldaki başarının anahtarı da yerelden geçmektedir. 1983 yılında iktidara gelen Anavatan Partisi hemen akabinde 1989'da yereldeki başarısızlıkla siyasi hayattan tasfiye edilme süreci başlamıştır. Yine SHP 1989'da yereldeki başarısıyla merkezi yönetim iktidarına gelmesine rağmen yereldeki başarısızlık onu Türk siyasi hayattan tamamen silmiştir. Refah Partisi 1994'teki belediyedeki başarısıyla merkezi iktidarı yakalamış ve merkezde tutunma çabasını yerelin gücüyle yakalamıştır. Hülasa belediyelerin başarısı iktidarı kalıcı kılmakta ya da önemli bir sorunun da vesilesi olmaktadır. Şehre etkilerine baktığımızda eğer iyi yönetilmeyen bir şehir varsa belediye başkanlarımız şehirleri çöp dağlarına bir bidon suya dahi mahkum ettiğini görmekteyiz. Ve şehirlerin yaşanmaz hale geldiğini 1994 öncesindeki belediyelerimizden hatırlamaktayız. Başarılı belediye başkanlarımız şehirlerini yaşanılabilir, huzurlu ve dünyayla yarışan marka şehirlere dönüştüklerinde şahit olabilmekteyiz. İnsana ve topluma şehir hizmetlerinin etkisine baktığımızda şunları söylememiz mümkündür. Gelecek vaat etmeyen şehirlerde insanımız umutsuzluğa, suça, göçe, aile dramlarına mahkum edilmektedir. Eğer bir şehir iyi yönetiliyorsa orada şehirde sağlıklı ve huzurlu toplumların da inşa edilir söylememiz yine mümkün. Demokratik hayata etkilerine baktığımızda yerel yönetimler demokrasinin beşiğinin olduğunu altını çizmemiz lazım. Siyasetin de okulu. Merkezi tecrübe yerelde başladığında, o staj orada güzel yapıldığında aslında yukarıda ne kadar muhteşem işler yapıldığını hep birlikte şahit olmaktayız.
her yerel seçimde yaklaşık 2 milyon aday veya aday adayı seçime girmekte ve bu insanlar demokrasi, rekabet ve uzlaşma kültürüyle beraber Türkiye'de bir karnaval havasında Türkiye'deki siyaset kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktalar. AK Parti belediyelerinin demokrasiyle ilgili hususuna bir ilave yapmak istiyorum. O da evet demokrasinin okulu belediyelerimiz ama AK Partili belediyeler aynı zamanda bir demokrasi kahraman olduklarını 15 Temmuz'da ortaya koydular. Ben burada iş makineleriyle, araçlarıyla o gün hain darbe girişimine karşı set oluşturan bütün belediye başkanlarımı, meclis üyelerimi ve belediye personelini tebrik etmek istiyorum. Şehit olan başta belediye personellerimiz olmak üzere bu ülke için fedai can eden bütün şühedayı da rahmetle anıyor, gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim belediyecilik modelimizi aslında siz ortaya koydunuz. Zathalinizin 1994'teki İstanbul başarısı aynı zamanda Türkiye'deki belediyeciliğin ve Türk siyasetinin dönüşüm hikayesidir. Biz sizin belediyecilik anlayışınızı başarmaya inanmak, insanımızın her şeyi hak ettiğini düşünmek, mesai mefhumu tanımadan aşkla, şevkle, imanla ve heyecanla çalışmak, fakire fukaraya, garibe gurabaya, Allah rızası için ve milletin duası için gayret edip sahip çıkmak olarak görmekteyiz. Bu vizyon ve vefa 1994 ruhunu ve Recep Tayyip Erdoğan efsanesini ortaya koymuştur. Biz bu ruhta mesuliyet duygusunu, bu ruhta ehliyeti, bu ruhta liyakatı, cesareti, tevazuyu ve zarafeti görmekteyiz. Bu ruh ve inanç bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını, Başbakanını, bakanlarını ve ülkenin en büyük siyasi kadrosunu ortaya koydu ve çıkarttı. Türkiye kazandı, şehirler kazandı, insanımız kazandı. Sadece bu ülkenin insanı değil, mültecilerimiz kazandı, Arakan kazandı, Gazze kazandı, Somali kazandı. Tüm dünyanın mazlumları geleceğe artık daha umutla bakmaktalar. Özetlersek biz yerel yönetim anlayışımızı vizyon ve vefa üzerine inşa etmekteyiz. Vizyonumuz şehrimizin huzur duyulan, yaşanılabilir bir şehir olması, marka bir şehre dönüşmesi, gelecek vaat etmesi, belediye başkanlarımızın 2023'ü, 2053'ü, 2071'i bugünden hayal etmeleri ve planlayabilmeleridir. Vefamız ise değerlerimize bağlılıktır. Örfümüze, tarihimize, medeniyetimize, mimarimize, inançlarımıza ve Allah'ın bize emanet ettiği başta doğa olmak üzere her varlığa sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarabilmektir. Vefamız insanımıza, fakire fukaraya, garibe gurabaya, yetime öksüze, şehrin vicdanı olan insanlara sahip çıkmaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. AK Partili belediyeleri muhalefet belediyeleriyle kıyaslamak zül olarak görmekteyim ve bunu belediyelerimize hakaret olarak da görmekteyim. Biz kendimizle yarışıyoruz. Çıtamızı daha da yukarıya çekmeye mecburuz, mahkumuz ve buna da inanmaktayım. Ben 2019'da iki büyük seçimimiz var. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bunun için %50+1 gerekiyor. Güçlü bir parlamento için de %50+1 gerekiyor. Bunun sağlamanın yolu da 2019 yerel seçimlerinde %50+1'i önce belediyede almamız gerekmektedir. Şu anda Türkiye'deki mevcut belediyelerin sayısal olarak %63'ü AK Partili. Kentlerde yaşayan nüfusun da %61'ine AK Partili belediyeler hizmet etmekte. Meclis üyelerinin de %55'i AK Partili. Dolayısıyla 2019'da oy olarak %50+1'i üzerine çıkacak hem sayısal hem de nüfus olarak bir imkanımız söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve ben bu salonda bulunan 884 belediye başkanı adına da zatenlerinize söz vermek istiyorum. İnşallah %50+1'i bu kadrolar alacaktır. Bunu başarmanın yolu öncelikle emanet edilen her şeye, her değere sahip çıkmaktır. Bunu başarmanın yolu birliğe, beraberliğe, vefaya, kardeşliğe ve daha çok dayanışmaya ihtiyaçtır. Bunu başarmanın yolu hizmetin yanı sıra gönüllere girebilmektir. Bunun yolu da kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle, meclis üyeleriyle ve bize ve bu davaya gönül veren bütün gönüldaşlarla bir ve beraber olmaktan geçmekte. 1994 ruhuyla
geleceğe bakacağımızı ve 1994 ruhuyla yürüyeceğimizi ve bunu başaracağımızı inanıyorum. Toplantıya şereflendirmezden dolayı başta zaaterleriniz olmak üzere bütün genel başkan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekilimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erol Kaya'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşhislerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli belediye başkanlarımız, sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, ülkemiz ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz yerel yönetimler proje yarışmasında sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanlarını ve ekiplerini tebrik ediyorum. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz yerel yönetimler proje yarışmasını AK Partili belediyeler tarafından hayata geçirilen özgün ve orijinal çalışmaları tüm Türkiye'ye tanıtması açısından önemli görüyorum. Ülkemizde artık 2019 yılında 4. dönemine girecek olan ve esasında 1994 yılına kadar götürebileceğimiz çok daha köklü bir geçmişi olan bir AK Parti belediyeciliği modeli ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi ülkemizde 1984 yılındaki seçimle birlikte belediyeler büyük ölçüde Anavatan Partisi'ne mensup başkanlar tarafından yönetilmiştir. Bu deneyim milletimizi memnun etmemiş olacak ki 1989 yılında milletimiz SHP ve DYP'ye de yönelmesiyle belediyeler 3 parti arasında dağılmıştır. 1994 yılına gelindiğinde bu defa ülkemizde 4. bir parti belediyelerde söz sahibi olmuştur. O da Refah Partisi'dir. Bir sonraki dönemde yani 1999 yılında ilk sırayı Fazilet Partisi'nin aldığı, onu Anavatan Partisi, DSP, MHP, CHP ve DYP'nin takip ettiği çok daha dağınık bir yerel yönetim tablosu karşımıza çıkmıştır. 2004 yılından itibaren ise önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede yüksek bir destekle, yani il genel meclisindeki %42'lik, büyükşehir belediyelerindeki %46'lık, il belediyelerindeki %40'lık oy oranıyla AK Parti belediyeciliği sahneye çıkmıştır. Her ne kadar 2009 yılında %38'e gerilemiş olsa da bu destek 2014 yılında yeniden
%43-45 düzeylerine çıkmıştır. Şimdi önümüzde yeni bir seçim, yeni bir imtihan var. 2019 seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil, aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de asgari %50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bir hedeftir. Şayet belediyecilik hizmet işi ise, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir. Ülkemizde 1397 belediyeden 884'ünün AK Parti tarafından yönetiliyor olması, bu gerçeğin belediyemiz veyahut da milletimiz tarafından da teyidi anlamına geliyor. Gerçekten de tıpkı hükümette, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Öyle ki kendimizi rakiplerimize göre ayarlamaya kalksak yaptıklarımızın yarısına bile ulaşamayız. Aramızda işte o derece büyük bir fark bulunuyor. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Milletimizin gönlünde daha fazla yer edinmek için de buna uygun bir vizyon ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, ekipler oluşturmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, AK Parti belediyelerdeki tecrübelerimizin, hizmetlerimizin, başarılarımızın üzerine kurduğumuz hükümetteki kadrolarımızın özünü de belediyedeki arkadaşlarımızın oluşturduğu bir partidir. Çünkü mektep belediyeler. Belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine, oradan da bölgesel ve küresel bir güç olmaya doğru giden bu yolun doğru bir yol olduğunu sayısız tecrübeyle gördük, yaşadık. Milletimizle olan güçlü bağımızı tepeden inme değil de tabandan gelen siyaset hikayemize borçlu olduğumuz bir gerçektir. Belediyecilik dönemimizde millete hizmet etmenin sadece yol yapmaktan, su, kanalizasyon, ulaşım sorunlarını çözmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda gönülleri de yapmaktan geçtiğini yaşayarak gördük. Hacı Bayram Veli'nin dediği gibi, Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında. Evet, insan taşla toprak arasında kendini de ne yapar? İnşa eder. Ama toplumu da inşa eder. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyetleri de değiştirdik. Dün İstanbul'da veya ülkemizin herhangi bir ilinde, ilçesinde verdiğimiz hizmeti 15 yıldır Türkiye'nin tamamında, hatta dünya çapında yürütüyoruz. Bir yandan da belediyelerde oluşturduğumuz modeli zaman içinde yenilenen arkadaşlarımız eliyle, başarıyla sürdürüyoruz. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız. Türkiye 15 yılda çok büyük mesafe kat etti. En basitinden ekonomide 3 kat büyüdük. Seçmen sayımız 41 milyondan 55 milyonun üzerine çıktı. Yani 14 milyon gencimiz seçmen olarak sisteme girdi. 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu önce 25'e, sonra nereye indirdik? 18'e. Bunu yapan, bunu Türk demokratik yaşamına, siyasetine sokan parti, hamdolsun AK Parti olmuştur ve bu bir tarihe kayıt düşmektir. Bunu biz başardık.
Gencine güvenemeyen diğer siyasi partiler, gencine güvenen AK Parti'yi yormuştur. Biz gençliğimize güvendik. İnandık. İnanıyoruz. Şimdi de kalite sorunumuzu halletmek suretiyle bunu çok daha farklı bir yere inşallah taşıyacağız. Bu tablo bizim de hem AK Parti olarak kurumsal anlamda hem de bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz, yenilememiz, geleceğe hazırlamamız gerektiğini gösteriyor. Esasen her seçim döneminde hem parti teşkilatlarında, hem mecliste, hem belediyelerde nispeten kapsamlı bir yenilenmeye gittik. Ancak ülkemiz ve dünya öylesine hızlı değişiyor ki bu değişimi, bu yenilenmeyi, bu tazelenmeyi çok daha köklü bir şekilde yapmamız gerektiği anlaşılıyor. AK Parti teşkilatlarında, meclis grubunda, belediyelerimizde görev alan arkadaşlarımızın her biri benim gözümde partisine, şehrine ve ülkesine çok büyük hizmetler yapmış birer kahramandır. Bizim partimizde en vasat arkadaşımızın performansı muhalefet partilerinin yıldızlarından çok daha ileri düzeydedir, çok daha iyidir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim ölçümüz kesinlikle diğer partiler ve onların belediye başkanları değildir. Çıtayı o kadar düşürmeye hakkımız yok. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Öyle de devam edeceğiz. 2019 mahalli idareler seçimlerinde %50'nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz. Şehrin ve milletimizin günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken aynı zamanda geçmişimizin ihyasını ve geleceğin inşasını da gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Şehirlerimizi ancak bu şekilde küresel çekim merkezleri haline getirebiliriz. Hükümetlerimizin hayata geçirdiği reformlardaki ilkemiz hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olmuştur. Belediye başkanlarımız da hemşehrilerine en güzel, en medeni hizmetleri vererek, geçmişi ve geleceğiyle şehirlerini yaşatarak aynı yolda ilerlemişlerdir. Şehre hükmeden değil, şehre hizmet eden belediyecilik anlayışı ve bulunduğu görevi bir emanet olarak gören belediye başkanları sayesinde bugün bulunduğumuz noktaya ulaştık. Emaneti eline verme konusundaki hassasiyetimiz AK Parti belediyelerini milletimizin gözünde hep yüceltmiştir. Aynı zamanda birer demokrasi okulu olan AK Parti belediyeleri 15 Temmuz'da bu sıfatlarının hakkını ziyadesiyle vermişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Darbecilerin karşısına hem yürekleri ve bedenleriyle hem de ellerindeki tüm imkanlarıyla dikilen belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, belediye çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. ...15 Temmuz ihanetinin başarısızlığa uğramasında belediyelerimizin milletimizle birlikte verdiği destansı mücadelenin çok büyük katkısı olmuştur. Büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, 2023 Türkiye'sini yine birlikte kuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sinin temellerini de yine birlikte atacağız. Kardeşlerim, unutmayın. Dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana
bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Siyasetçiler davalarına verdikleri katkı, millete yaptıkları hizmet nispetinde isimlerini tarihe yazdırır veya unutulur giderler. AK Parti çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet eden bizler isimlerimizi tarihe yazdırabilmişsek ne mutlu bize. Şayet şimdiye kadar bunu başaramamışsak kimseye söyleyecek bir sözümüz de olamaz. AK Partili belediye başkanlarımızın tamamının isimlerini hemşehrilerinin gönüllerine ve tarihe yazdıracak hizmetler gerçekleştirdiğine inanıyorum. Kardeşlerim, belediyelerdeki başarımız 2019 yılında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istediğimiz neticeyi alabilmemizin en başta gelen şartlarından biridir. 2019 Mart'ı bizim için adeta olmazsa olmazdır. Onun için 2019 Mart'ında aday olacak belediye başkanlarımız, şu andaki mevcut belediye başkanlarımız 2019'un Mart'ına değil, hedefi 2019'un Kasım'ına koymalıdır. Belediyelerimiz hakkında en ufak bir spekülasyona fırsat vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Bütün dedikoduları adeta sil baştan yapacak gibi bugünkü bu toplantıyla bir miladi adımın atılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Şehirlerdeki, ilçelerdeki, beldelerdeki bütün dedikoduların ortadan kalkması için belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çok büyük işler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da belediye başkanlarımızdan beklentimiz bellidir. Bizim belediye başkanlarımız şehirlerine yük olan değil, şehirlerinin yükünü omuzlayan, mazeret değil, çözüm üreten, AK Parti'nin yüzünü ağartan hizmetler ortaya koyan kişiler olmalıdır. Bugün Türkiye, milletlerin tarihlerinde belki yüzyılda bir yaşadıkları kritik bir dönemden geçiyor. Bu dönemde yapacağımız tercihler, hayata geçireceğimiz çalışmalar bizden sonraki nesillerin hayatını doğrudan etkileyecektir. Şayet doğru tercihlerde bulunur, doğru ve güzel işler yaparsak 2053 ve 2071 Türkiye'si tam da hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz gibi bir Türkiye olur. Böylesine kritik bir yol ayrımında hiçbirimizin hesabi düşünmeye, nefsimizin peşine takılmaya hakkımız bulunmuyor. Hizmet yarışında en önde de olsak, en geride de kalsak, tüm gücümüzle ve imkanlarımızla mücadeleye devam etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, açık ve net konuşacağım. Kapalı oturumda da aynı şekilde. Bu yolda küsmek, darılmak, hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek hiçbir arkadaşıma kesinlikle yakışmaz. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu parti bir davanın sembolüdür. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bir davanın eri olmak başkadır. Bir siyasi partinin
bireyi, elemanı, ferdi olmak başkadır. Ben sizleri bir dava eri olarak görüyorum, yol arkadaşlarım olarak görüyorum, gönüldaşlarım olarak görüyorum. Bu dönemde AK Parti'ye zarar verecek her tutum, her söz Türkiye'ye ve milletimizin geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır. Gerek teşkilatlarımızda, gerek belediyelerimizde, gerek diğer kademelerde hiçbir arkadaşımın böyle bir yanlışın içine düşeceğine, böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğine kesinlikle ben inanıyorum. Önümüzde ülkemiz ve milletimiz için gerçekten çok zorlu bir dönem var. Hem içerideki, hem bölgemizdeki, hem de küresel düzeydeki gelişmeler sağlam durmamızı, gücümüzü artırmamızı gerektiriyor. Milletimiz bu önemli görevi bizlere, AK Partililere vermiştir. Vazifemizi başarıyla yerine getirdiğimiz ölçüde milletimizin desteğine mazhar olur. Başarısızlığımızın tek neticesi sadece AK Parti'nin iktidar kaybetmesi olsa, inanın bana, bu çok küçük bir bedel olur. AK Parti'nin başarısızlığı demek, Türkiye'nin önündeki çok büyük fırsatları kaçırması, daha da kötüsü elindekileri kaybetmeyle veya kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalması demektir. Ülkemizin kaderiyle partimizin kaderinin adeta bütünleştiği bir süreçten geçiyoruz. Bunu unutmayın. AK Parti kazandığında Türkiye kazanıyor. Türkiye kazandığında AK Parti kazanıyor. Bunun için milletimizin tamamıyla kucaklaşmalıyız. Seçimde başarı çıtamız asgari %50 artı bir oy elde etmektir. Ama asıl hedefimiz milletimizin tamamının gönlünü fethetmektir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını varlık sebebi, hatta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir kesimi hariç tutarsak, yeteri kadar gayret gösterirsek ülkemizde desteğini alamayacağımız hiçbir vatandaşımızın ben bulunmadığına inanıyorum. Yeter ki çalmadık kapı, sıkmadık el, bakmadık göz, bırakmıyorum. Bunun için seçimlere kadar 81 vilayetimizin tamamında milletimizin tüm fertlerine inşallah ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Kardeşlerim, biz kendi kaderimizi ülkemizin kaderiyle bütünleşmiş olarak görürken, ana muhalefet partisi unvanını taşıyan bir partinin milletvekilleri maalesef teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar. Daha da kötüsü, bu partinin genel başkanı da devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu tür faaliyetler içindeki milletvekillerinden hesap sormak yerine benzer tavırlar içine girmekten çekinmiyor. Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıptayla takip eder ve takdirlerini belirtirken birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir. Hatta bu uğurda çoğu kez güvenlik güçlerimizi riske attığımız, şehitler verdiğimiz durumlar olmuştur. Türkiye'nin
terörle mücadele yönteminden ve son dönemde elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir. Terör örgütünü destekleyen bir takım güçler de bundan rahatsızlık duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. Silahlı, insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi kesinlikle yoktur. Kendi ülkesine, kendi ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir. Ana muhalefetin başındaki zat daha yeni. Ne diyor? Artık kavgaysa kavga diyor. Hale bak ya. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliği'ne, yabancı ülkelere, yabancı kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat kendi ülkesini, kendi devletini, kendi milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli yabancı odakları yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor. Esasen biz meşrebimiz gereği Yunus'un izinden gidiyoruz. Ne diyor Yunus? Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz siyaseti böyle anladık, böyle yapıyoruz, böyle gidiyoruz. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu sevgi ve dostluk bunu hak edenler içindir. Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten ise hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Bunu da söyleyeyim. Zira biz kellimün nâs alâ kaderi ukûlihim. İnsanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz. Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte de kararlıyız. Kendimiz için değil, uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, dikkat ediyorum. Rabia işaretini hala bilmeyen, öğrenemeyenler var galiba. Bu bizim partimizin sembolü ya. Yani bunu unutmayacağız.
herkesin kendine has bir işareti var değil mi? Bizim partimizin de işareti, sembolü bu. Herhalde bunu Mahir Bey yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çare yok. Yani her siyasi hareketin kendine has bir şeyi var. Bugüne kadar yoktu ama şimdi var. Ben. Şimdi bunun felsefesi de belli. Nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Ha bunu Kılıçdaroğlu öğrenmemiş. Varsın öğrenmesin. Ama önce biz çok iyi öğreneceğiz ve milletimize de anlatacağız. Buna karşı çıkacak olan kimsenin olacağına ben ihtimal vermiyorum. Tek millet. Yani bu ülkede 80 milyon biz ne istiyoruz? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Boşnağıyla, Romanıyla 80 milyon tek millet. Bunu istiyoruz. İki, tek bayrak. Bayrağımız ortada. Bayrağımıza eş paçavraları asla kabul etmedik, etmiyoruz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ve 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu vatan topraklarında biz kimseye operasyon yaptırmayız. Buna gayret edenler varsa ki var, onlar da şu anda nerede? Ya hapiste, ya mezarda. İşte ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, silahsız, insansız hava, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir, bunu böyle biliriz. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın. Ya biz sizi biliyoruz zaten. Siz gökkuşağı gibisiniz. Renkten renge devamlı giriyorsunuz. Ama bir gün başka, bir gün başka. İşte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için de 9 seçim, 9 mağlubiyet aldın. Almaya da devam edeceksin. Çünkü bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz. Bunu böyle bileceksin. Yani benim Mehmetçiğim kim? Onlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristler. Ha, onları yok etmek bizim görevimiz değil, öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın. 4 yılda ben terörü bitiririm diyeceksin. Sen kimsin ya? Neyi bitireceksin ya? Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor ya. Sen icraatını ortaya zaten SSK'da genel müdür yaptılar seni, nasıl yaptıysalar o zaman gösterdin kendini zaten. SSK genel müdürüyken SSK'yı nasıl batırdığını, bitirdiğini, o dönem hastanelerimizin halini bu millet çok iyi biliyor. Biz çok iyi biliyoruz. Ondan sonra da seni görevden almak durumunda kaldılar veya kaçıp gittin. Ve o hastanelerin hali neydi? Rahmetli Savaşay bir televizyon programında onu gayet güzel ortaya koydu. Sen olsun. Sana 5 tane koyun teslim etseler kaybedir gelirsin ya. Busun sen.
Ve tek vatan dedik, tek devlet, evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim bir devletimiz söz konusu değil. İşte bu devleti dimdik ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Silahlarla da yapacağız, tanklarla da yapacağız, toplarla da yapacağız, tüm silahlarla güvenlik güçlerimizi donatarak bunları yapacağız. Kandil'den sana destekler geliyor. Memnunsun değil mi? Şimdi işte önümüzde beraber kendi koalisyonunuzla yaparsınız. Beraber de yolculuğunuza devam edersiniz. Size de yakışır. Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz zaten. Sağınızda, solunuzda kimler olduğu belli. Bir tarafınızda malum o takım PKK, onun desteği altında olanlar, öbür tarafınızda da FETÖ. İyi buldular birbirlerini. Benim milletim de bunları inşallah görüyor. Ve bunlara da gerekli olan dersi en kısa zamanda verecektir. Ben buna inanıyorum. Kardeşlerim, Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Uyanık olacağız. Düşünün, SİHA'larla ilgili adam bunu konuşuyor. Ya bize yıllarca Amerika, İsrail, bunlar insansız hava araçlarını vermemekte adeta kılık kırk yardılar. Verdikleri zaman da bunların tamiratı, tadilatı, şusu busu bize gerçekten hendek atlattı. Artık bu ülke kendi insansız hava araçlarını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Şimdi asıl bundan rahatsız oluyorlar. Ve daha güzel şeyler de yapar hale geliyoruz ve geleceğiz. Önemli adımlar atıyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de başımızın çaresine bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Çok daha basitleri var. Her şey her yerde tabii ki konuşulmuyor. Onun için değerli arkadaşlar, hep söyledim ya, yine söylüyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bazı belediyelerimizde, sayısı gerçi çok fazla değil, şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Değerli arkadaşlar, bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık, ayrı mesele. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler. Heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler. Bunların bizim değerlerimizde çatışan şeyler olduğunu bir defa bilmemiz lazım. Asla bu yola hiçbir arkadaşım böyle bir yanlış yaptılar. Bundan sonra da kimse bu yola tevessül etmesin. Kardeşlerim, birileri ülkesini ve milletini karalamak, sıkıntıya düşürmek için çalışabilir. Biz hem bunlarla mücadele edeceğiz, hem de milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Belediye başkanlarımızın şimdiden şehirlerini 2023 Türkiye'si hedeflerimize uygun bir konuma getirecek projeler
programlar, yatırımlar için harekete geçirmesi şart. Sadece bununla kalmayıp 2053'ün, 2071'in şehirlerinin planlamasını da yapmaya başlamalıyız. İmardan ulaşıma, altyapıdan sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemizin ve dünyamızın yönelimlerini dikkate alan bir yaklaşımla kendimize yeni ufuklar çizmeliyiz. Değişen Türkiye'yi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinin standartlarıyla kucaklayamayız. Örneğin 2000 yılı nüfus sayımına göre ülkemizin nüfusunun %35'i değerli arkadaşlar kırsalda yaşıyordu. Bugün bir kısmı büyükşehir uygulamasının etkisiyle de olsa bu oran %8 düzeyine inmiştir, düşmüştür. Belediyelerin yetki alanına giren belde, ilçe ve il merkezlerinde yoğunlaşan nüfusun ihtiyaçları ve talepleri de buna göre değişmiştir, artmıştır, çeşitlenmiştir. Sanayiden turizme kadar her alanda yaşanan gelişmeler ister istemez belediyelerimizin görevlerini ne yapıyor? Artırıyor, ağırlaştırıyor. Tabii buna paralel olarak belediyelerimizin kaynaklarında da ciddi artış yaşandı. Örneğin belediyelere genel bütçe gelirlerinden 2002 yılında sadece 4,7 milyar lira ödenek gönderilirken bu rakam geçtiğimiz yıl 52 milyar liranın üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemde bu değişim hiç şüphesiz devam edecektir. AK Parti olarak diğer hizmet alanları gibi belediyelerde de ülkemizi geleceğe hazırlama konusunda tüm dünyaya parmak ısırtacak başarılara imza atmayı sürdüreceğimize inanıyorum. 2004'te yerel kalkınma başlıyor diyerek başlattığımız, 2009'da marka şehirler, 2014'te büyük medeniyet yolunda diyerek sürdürdüğümüz belediyelerdeki hizmet yolculuğumuzu 2019 yılında bir üst aşamaya çıkartarak inşallah sürdüreceğiz. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden ilhamla milletimizle her buluşmamızda ifade ettiğim bir tavsiyeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım, AK Parti olalım diyorum. Sizlerden, beldelerinizdeki, ilçelerinizdeki, illerinizdeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletmenizi rica ediyorum. Toplantımızın ülkemize ve partimize hayırlar getirmesi temennisiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Zat-ı Devletlerini bir müddet sahnede bekletiyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, izninizle Yerel Yönetimler Proje Yarışması ödül törenine geçiyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erol Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, yerlerinize davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, öncelikle belediyelerin kent ekonomilerine katkıları yarışması kategorisinde belde belediyeleri ödül sıralamasıyla başlıyoruz. Belde belediyeleri ödül sıralamasında üçüncü olan Tarımsal Kalkınmada Kivi Üretimi ve Kivi Festivali proje ismiyle Yalova Subaşı Belde Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz.
Belde belediyeleri kategorisinde ikinci olan Tekstil Kent Sungu Tekstil Fabrikası ve Çağrı Merkezi proje ismiyle Muş Sungu Belde Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Bedrettin Çetin'i davet ediyoruz lütfen. Ödül alan belediye başkanlarımızın isimlerini okudukça hızlı bir şekilde sahneye gelmelerini önemli rica ediyoruz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Tekstil Fabrikası proje ismiyle Afyonkarahisar Sinan Paşa Düzağaç Belde Belediye Başkanımız Sayın Muhammer Işıklı'yı sahneye davet ediyorum lütfen. Şimdi de ilçe belediyeleri ödül sıralamasında üçüncü olan kültür ve iş dünyasının buluştuğu adres proje ismiyle Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Sayın Recep Bozkurt. Ve ikinci olan belediyemiz Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi projesiyle Bolu Göynük Belediye Başkanımız Sayın Kemal Kazan. Ve birinci olan belediyemiz geçmişi geleceğe taşıyan şehir Zile projesiyle Tokat Zile Belediye Başkanımız Sayın Lütfi Vidinel. Ve şimdi de büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ödül sıralamasına geçiyoruz. Öncelikle mansiyon ödülünü almak üzere Gölköy Tekstil Fabrikası projesiyle Ordu Gölköy Belediye Başkanımız Ali Kemal Mert geliyor. Buyurunuz lütfen. Ve üçüncü olan belediyemiz Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesiyle Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak. Ve ikinci olan belediyemiz Yükselen Değer Şahin Bey Otosanayi Projesi ile Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu. Ve birinci olan belediyemiz Tuzla Marina projesiyle İstanbul Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Şadi Yazıcı. Ve il belediyeleri ödül sıralamasına geçiyoruz. Üçüncü olan il belediyemiz Mermer Çağı'na yeni nesillerle adım atıyoruz projesiyle Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz. Ve ikinci olan belediyemiz geçmişin motifleriyle geleceğin imzası projesiyle Uşak Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan. Ve birinci olan belediyemiz Kişkem Kadın İş Geliştirme Merkezi projesiyle Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu. Ve şimdi de büyükşehir belediyeleri ödüllerine geçiyoruz. Öncelikle mansiyon ödülünü almak üzere bir uygulama modeli olarak Tarım AŞ projesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe. Üçüncü olan büyükşehir belediyemiz Samsun Lojistik Merkezi projesiyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. İkinci olan Büyükşehir Belediyemiz E-Desen projesiyle
Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek. Birinci olan belediyemiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik. Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile teşekkür ediyoruz. Evet, belediyelerimizin kent ekonomilerine katkıları yarışmasında ödül alan bütün başkanlarımızı ön tarafa aile fotoğrafı için alıyoruz lütfen. Evet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek'in ödülünü veriyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, aile fotoğrafı için belediye başkanlarımızı ön tarafa davet ediyoruz. Evet, sol tarafta uygun efendim. Sol tarafa gelebilirsiniz. Evet, Recep Başkanım buyurun. Evet, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve yerlerine uğurluyoruz lütfen. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda. Evet, değerli belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz lütfen. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Evet, değerli belediye başkanlarımızı yerlerine uğurluyoruz lütfen. Şimdi de belediyelerimizin yürüttüğü sosyal projeler yarışmasına geçiyoruz. Belediyelerimizin yürüttüğü sosyal projeler yarışmasında belde belediyeleriyle başlıyoruz. Birinci olan belde belediyemiz sözümü veriyorum, bisikletimi alıyorum projesiyle Çanakkale Gümüşçay Belde Belediye Başkanımız Sayın Adnan Pastırmacı'yı sahneye davet ediyoruz. Şimdi de ilçe belediyeleri ödül sıralamasında üçüncü olan belediyemiz Yaşlı Konuk Evi Projesi ile Artvin Yusufeli Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Aytekin. İkinci olan belediyemiz Engelsiz Yaşam Kompleksi Projesi ile Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar. Ve birinci olan belediyemiz Kadınlarımız Yorulmasın, Kaynaklarımız Kirlenmesin projesiyle Bayburt Demirözü Belediye Başkanımız Sayın Selami Ersen. Şimdi de büyükşehir ilçe belediyeleri ödüllerine geçiyoruz. Öncelikle mansiyon ödülünü almak üzere Afrika Dostluk Spor Takımı projesiyle İstanbul Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir. Yine mansiyon ödülüyle Müspet Değerler Mektebi projesiyle Balıkesir Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz. Yine mansiyon ödülüyle Keşke projesi Malatya Yeşil Yurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat. Ve üçüncü olan belediyemiz Tarladan Okula Çocuk Evi Projesi ile Adana Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Çelikcan. İkinci olan belediyemiz Maddeye Değil Hayata Sarıl Projesi ile Ankara Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki. Birinci olan belediyemiz Umudun Çocukları Projesi ile
İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta. Şimdi de il belediyeleri ödül sıralamasına geçiyoruz. Üçüncü olan belediyemiz Akıllı Durak Projesi ile Gümüşhane Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen. İkinci olan belediyemiz Bir Gün Değil Her Gün Farkındalık isimli projesi ile Tokat Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu. Ve birinci olan belediyemiz Çocuk Trafik Eğitim Parkuru Projesi ile Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş. Şimdi de Büyükşehir Belediyeleri ödüllerine geçiyoruz. Mansiyon ödülünü almak üzere Umut Her Gün Yeniden Doğsun Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişme Merkezi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu. Ve yine mansiyon ödülünü almak üzere Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi projesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Tevfik Türel. Üçüncü olan belediyemiz SAGEM Sosyal Gelişim Merkezleri projesiyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu. İkinci olan belediyemiz Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin. Ve son olarak birinci olan Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli belediye başkanlarımızı aile fotoğrafı almak üzere ön tarafa davet ediyoruz lütfen. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın sol tarafına davet ediyoruz lütfen. Buyurunuz. Evet, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini yerlerine uğurluyoruz lütfen. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız şimdi de değerli belediye başkanlarımız, evet hanımefendi belediye başkanlarımızı, bayan belediye başkanlarımızın sahneye gelmelerini önemli rica ediyoruz lütfen. Evet, tüm hanımefendi belediye başkanlarımızın sahneye gelmelerini rica ediyoruz.
Evet, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Yerel Yönetimler Başkanlığı jüri üyelerini sahneye davet etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz değerli başkanım, sağ olun. Evet, öncelikle jüri başkanlarımızı davet ediyoruz. Sinop Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Nazım Maviş. Yine jüri başkanı İstanbul Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Hulusi Şentürk. Jüri üyeleri Kocaeli Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın İlyas Şeker. 24 ve 25. dönem Eskişehir Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Salih Koca. 24. dönem Giresun Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Geldi. 22 ve 23. dönem Adıyaman Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Erdoğan. 24. dönem Muş Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Muzaffer Çakar. Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Sayın Ahmet Zembilci. Gaziantep Milletvekili Sayın Abdülkadir Yüksel. Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı Özkan. Erzurum Milletvekilimiz Sayın Zehra Taşkesenlioğlu. Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Cengiz Yavilioğlu. 25. dönem Gümüşhane Milletvekili Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Sayın Kemalettin Aydın. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, programımızın basına açık bölümü burada sona ermiştir. Basın mensuplarının hızlı bir şekilde dışarıya davet ediyoruz lütfen.